Merhaba, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Şuri Hocam, ÖYT'yi birlikte götüreceğiz. Size püf noktalarını göstereceğim. ÖYT'den korkmanıza gerek yok. Alanda da arkadaşlar ÖYT çıkıyor biliyorsunuz. En çok zorlandığınız konulardan birini seçtim. Modeller içinde Kolb'ün yaşantısal öğrenme modeli de var. Merhaba Bağırcığım, evet Burak'cığım merhaba. Nurbanucuğum merhaba. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Evet. Elif'im. Ben de çok özledim. Canım pederecim. Elif'im. Ben de çok özledim. Canım pederecim. O yüzden de Nurbanu Hoca merhaba. Evet ben de özledim. Cansınız. Bekliyorum. Gel oldu mu Kadıköy'e? Gel görüşelim Kadıköy'de. Arkadaşlar şimdi bakınız hemen şöyle alıyorum. Diyoruz ki Carol'ın okulda öğretim modeli var. Öğrenme, öğretme modelleri. O halde öğrenme, öğretme modellerinde neye bakacağız? Carol'a bakacağız. Ben şöyle sayfa açacağım arkadaşlar. Carol neyi çalışmış? Bize şöyle sorular geliyor arkadaşlar Carol'la ilgili. Diyoruz ki Carol arkadaşlar her öğrenci okulda öğrenir diyor arkadaşlar. Öğrenci okulda öğrenir. O zaman adı üstünde her öğrenci okulda öğreniyorsa okulda öğretim modelidir bu. Yani öğrenemeyen öğrenci yoktur. Carol. Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğrenci vardır. Öğretemeyen öğretmen var dersi. Kesinlikle bu arkadaşlar Bloom'un tam öğrenme modeli olur. Şimdi bakıyoruz burada. Diyoruz ki yetenek kavramı var. Yetenek. Yetenek dediğimizde öğrencinin öğrenmeye duyduğu ihtiyaç zamandır yetenek arkadaşlar. Yani öğretimden yararlanma yeteneği var arkadaşlar. Öğretimden yararlanma yeteneği. Halde öğretimden yararlanma yeteneğinde ön bilgisi olan öğrenciler öğrenme sürecinden daha kolay yararlanırlar. Daha sonra arkadaşlar yani sebat bir diğer adı sabır diyoruz. Hep zaman olacak arkadaşlar. Sebat, sabır. Bunda da öğrencinin öğrenme ortamına ayırdığı gönüllü zamana diyoruz arkadaşlar. Gönüllü zaman bunun içerisinde yer alıyor. Yani isteyerek zaman ayırıyor. Şimdi diyelim ki çocuğa Türkçe dersini öğreteceksiniz. Halbuki bu çocuğun Türkçe dersinde arkadaşlar öğrenmesi için yarım saate ihtiyacı var. Halbuki bir dersin öğrencinin öğrenebileceği zamana duyduğu ihtiyaca yetenek diyoruz. Ama ön bilgisi olan öğrenciler var, olmayan öğrenciler var. Halbuki eğer öğrencinin ön bilgileri varsa daha kısa sürede bu zamanı çok daha iyi kullanır. O yüzden de yetenekte yine zaman, hep zaman var. Öğretimden yararlanma yeteneğinde yine zaman var. Sebat, sabır, gönüllü harcadığı zaman var. Daha sonra arkadaşlar fırsat dediğimizde fırsat. Yani bu fırsatta öğretmen öğrenemeyen öğrenciye ek süre tanırsa her öğrenci bu ek süre içerisinde arkadaşlar öğrenir. Daha sonra öğretimin niteliği var arkadaşlar. Yani öğretimin niteliği var. Bu öğretmenle ilgili öğretimin niteliği arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Yani biz bu soruları şey yaparken bu da öğretmenle ilgili öğretmen ek zaman olmayacak şekilde arkadaşlar. Yani ek zaman gerektirmeyecek şekilde dersi planlaması arkadaşlar. Dersi planlar. Ek zaman gerektirmeyecek şekilde dersi planlıyor. O zaman zaman diyorsa bizim kodlamamız var. Yetenekli öğretmen Sebahattin Bey fırsat öğretmenle nişanlandı. Yetenek ihtiyaç duyduğu zaman. Öğretimden yararlanma. Ön bilgisi varsa çabuk öğrenir. Sebat öğrencinin harcadığı gönüllü zaman, fırsat öğrenemeyen öğrenciye öğretmenin ek süre zaman tanıması arkadaşlar. O yüzden de
Öğretim hizmetinin niteliği ise öğretmenin öğrenemeyen öğrenciye ek süre tanıması arkadaşlar. Şimdi Karan'ın okulda öğretim modelinde bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yetenek dedik, bir konuyu öğrenmek için ihtiyaç duyduğu zaman yararlanma hazır buluştukla ilgilidir. Sebat, gönüllü ayrılan zamandır arkadaşlar. Fırsat, öğretmen fırsat verecektir. Şimdi bakalım burada. Sınıfta, okulda öğrenme öğretme modelini uygulamak isteyen bir öğretmen sırasıyla öğrenciyi, üniteyi öğrenebilmek için ihtiyaç duyacağı zamanı ayarlamıştır. Bunun adı ihtiyaç duyduğu zaman derse yetenek olmaz mı arkadaşlar? O yüzden de yani daha sonra öğrencileri motive ederek derse gönüllü olarak katılmalarını sağlamıştır arkadaşlar. Yani bu da sebat, sabırdır. Öğrencilerin öğrenebilmeleri için gerekli zaman ve olanakları sunmuştur arkadaşlar. Fırsattır. Öğretimin ek zaman gerektirmemesi için gerekli önlemleri almıştır. Bu da öğretimin yeteneğidir. Yazın bakalım burada yer almayan hangisi vardır arkadaşlar? Hangisi vardır? Hangisi var? Bakın duyacağı zaman yetenek değil midir? Evet, öğretimin niteliği Nurbanucuğum. Aynen öyle. Yani hazır buluştuğundan öğrencinin bahsetmiyor arkadaşlar. O yüzden de soruyu çözerken Karın'ın okulda öğretim modelinde diyoruz ki bir konuyu öğrenmek için zamana ihtiyacı var. Bu zaman 40 dakikada olabilir arkadaşlar. Yani daha sonra ön bilgisi varsa öğretimden yararlanma yeteneği daha hızlı olur. Gönüllü zaman ayırıyorsa sebat, sabır. Öğretmen ona ek süre tanıyorsa fırsattır. Öğretmen dersi iyi planlayıp programlı gelip ek süreye ihtiyaç duymuyorsa kesinlikle arkadaşlar bunun adına öğretimin niteliği denir arkadaşlar. Yani öğretimin niteliği. Yani öğretimden yararlanma yeteneği yok burada arkadaşlar. Öğretimden yararlanma yeteneği yok. Ben şöyle alıyorum. Yani öğrencinin hazır buluştuğu ile ilgili bir kavramdan bahsedilmemiş arkadaşlar. Yani burada öğretimden yararlanma yeteneği yok arkadaşlar. Yeteneği yok, dikkat ederseniz. O yüzden de doğru cevabın gördüğünüz gibi öğretimden yararlanma yeteneği Edirne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu tarz sorular bize çıkma ihtimali bu sene çok yüksek bunun arkadaşlar. Bloom tam öğrenme. Her yerde Bloom'u görüyoruz. O zaman Bloom'a bakarken neye dikkat edeceğiz? Lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bloom'da şöyle yapacağız. Biz bunda tam öğrenme modeli diyoruz. Tam öğrenme. Yani hedefimiz aslında %100. Hedefimiz %100 arkadaşlar. Ama olmadıysa bütün öğrenciler %70 hedef davranışı kazanırsa bir sonraki üniteye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bize soru kalıplarında tam öğrenme modelinde diyor ki bilişsel giriş davranışları var. Bilişsel giriş davranışları. Halde bilişsel giriş davranışları öğrenme üzerinde %50 etkili. %50 etkili. Yani öncelikle söylediği şey şu. Diyor ki öğrencinin eğitim ortamında değiştirebileceği davranışları var. Değiştiremeyeceği davranışları var arkadaşlar. O yüzden de öğrencinin diyor zekasını değiştiremezsin. Öğrencinin aile durumunu değiştiremezsin. Öğrencinin arkadaşlar yani değiştiremeyeceğin özellikleri bunlar. Kültürünü de değiştiremezsin. Bunlar üzerinde diyor uğraşma diyor Bloom. Ama sen diyor bilişsel giriş davranışlarıyla arkadaşlar öğrenme hızını değiştirebilirsin. Öğrenme hızı. Halde arkadaşlar yani problem çözme yeteneği değişebilir. Problem çözme, analitik düşünme
arkadaşlar, analitik düşünme. O yüzden de yani öğrenme hızı, öğrenme yeteneği, hızlı okuma, hızlı özet çıkarma, bunları diyor değiştirebilirsin diyor. O yüzden de değiştirebileceğin özetler üzerinde durman gerekir diyor. Bir de bunları tanılarken öğrenci giriş davranışlarında, arkadaşlar, yani bizim kullandığımız testler var. Şimdi asla şunu unutmayalım. Buraya ben testleri yazıyorum. Bu testlerin adına biz arkadaşlar defans diyoruz. O yüzden de defans arkadaşlar. Yani şöyle defans bu nedir? Şöyle baş harflerine bakıyoruz arkadaşlar. Burada 3 test kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi diagnostik testler arkadaşlar. Diagnostik testler. Bunlara biz tanılama testleri diyoruz. Tanılama testleri arkadaşlar. Yani öğrenci eğitim ortamına getirdi, hazır bulunuşluğunu ölçüyoruz. Hazır bulunuşluğu ne? Öğrencinin hazır bulunuşluğu. Diagnostik testlerle. Daha sonra arkadaşlar, yani F ise formatif testleri kullanıyoruz. Formatif testler kullanılır. Yani buna biz izleme testleri diyoruz. İzleme. Mini quizler yapacağız öğrenme süreci içerisinde. Daha sonra ise summatif testleri kullanıyoruz arkadaşlar. Summatif testler. Defans. Yani artık sonunda hedefe ulaşmış mıyız? Yani en az %70 bir sonraki üniteye geçmek için arkadaşlar. Yani bir sonraki üniteye geçmek için. Halbuki biz formatif testlerle arkadaşlar, bunlar diagnostik tanılama, formatif izleme, summatif değerlendirme testleri arkadaşlar. Değerlendirme. O yüzden de oldu mu olmadı mı buna bakacağız. Defansımız var. 3 tane test kullanıyoruz. 3 tane test. O yüzden de tam öğrenme modelinde bilişsel giriş davranışlarımız var arkadaşlar. Yani öğrenme hızı, problem çözme, analitik düşünme, bunları ölçüyoruz. Şimdi Bloom diyor ki hemen alıyorum arkadaşlar. Sayfa açacağım. Duyusal giriş davranışlarımız da var. O zaman bu duyusal giriş davranışları öğrenme üzerinde yüzde kaç etkili arkadaşlar? Yani 2 diyoruz. 2. Duyusal giriş davranışları arkadaşlar. Giriş davranışları diyoruz. Bakıyoruz şimdi. Bunlar da öğrenme üzerinde %25 etkili arkadaşlar. Etkili. Yani şöyle diyoruz biz buna. Neler değiştirebiliyoruz? Bunu da İstanbul Teknik Üniversitesi diye kodluyoruz arkadaşlar. Yani biz ilgisini, tutumunu ya da ati diye de kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Ati diye de kodlayabilirsiniz. Bunları değiştirebiliriz. O zaman biz öğrencinin ilgisini değiştirebiliyoruz. Öğrencinin tutumunu değiştiriyoruz. Tutumu. Yani öğrencinin akademik özgüvenini değiştiriyoruz. Akademik özgüven. Bu sene de gelecek. Bloom'dan sonra arkadaşlar. Kesin bekliyoruz. Kesin. Yani diyelim ki hani beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımız matematiğe ilgi duymuyorlar arkadaşlar. Şöyle diyorlar. Matematikten kaygılanıyorum. Tutumu var. Ya matematiği yapacağımı düşünmüyorum. Akademik özgüveni düşmüş. O zaman ben arkadaşlar, yani matematik eğlenceli etkinliklerle anlatıyorum arkadaşlar ben. Yani diyelim ki kaygısı var. Kaygısını gideriyorum. Kaygısı gider arkadaşlar. Gider. Peki artık matematiğe karşı hoşlanıyor. İşte arkadaşlar, artık bu ilgisini artırırım. İlgi. Daha sonra ise artık yapabileceğine olan inancı değişir arkadaşlar. Özgüveni gelir. Yapabileceğine olan inancı gelir. İnanç arkadaşlar. Yapabileceğine olan inancı geliyor. O yüzden de yani ilgisi değişti.
tutumu değişti, akademik özgüveni değişti. O halde ben buna duysal giriş davranışları diyoruz. Bilişsel giriş davranışlarını diagnostik testlerle kaygılarımızdan kurtulamadık. Ya evet Burak'cığım ya gerçekten de. Özellikle matematik baş belası olabiliyor. Bazı arkadaşlar da şöyle diyorlar. Diyorlar ki hocam ben vatandaşlığı sevmiyorum. Hadi sevmiyorsam ilgi duymuyordur. Kaygılanıyorum o soruları görünce. Tutumu oluşmuş olumsuz. Hadi sınavda da yapabileceğimi düşünmüyorum diyor. Akademik özgüveni düşüyor arkadaşlar. O yüzden de biz bunlara duyusal giriş davranışları diyoruz. Biz bunları değiştirebiliriz arkadaşlar. Evet, Eylül'cüğüm sen de şeyi mi sevmiyorsun? Hiçbir dersini sevmiyorsun. Hiçbir derse karşım olmadı. O yüzden de yani eğlenceli etkinliklerde değiştirebiliriz bunları. Eylül'cüğüm eğlenceli etkinliklerle. O yüzden de hani matematiği sevmeyen öğrenci öğretmeni müziği seviyorsan müzikle çalış diyor. O yüzden de biz derste eğlenceli etkinlikler yaparak sevdirebiliriz bunlara. Sonra ay canımsın Elif'cim ya. Cansın, cansın, cansın. Elif'im ya. Cansın, Elif'im, cansın. O yüzden de cansın. Evet gör, gel beni Kadıköy'e gör oğlum Elif'im arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar en önemli yer şimdi bakın arkadaşlar. Öğretim hizmetinin niteliği arkadaşlar. Hizmetinin niteliği. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Bununla ilgili soru geliyor. Öğretim hizmetinin niteliği. O yüzden de öğretim hizmetinin niteliği dediğimizde bu kesinlikle arkadaşlar bunun pideci olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani pide, pide, pide var. Pide, pide, pide. O yüzden de bunun pideci. Skinner kebapçıdır. Unutmayalım arkadaşlar. Bunun pideci Skinner kebapçı. O zaman öğretim hizmetinin niteliği derken öğretmen olarak süreçte neler yaparsınız? Öğrencinizi pekiştireç verirsiniz arkadaşlar. Pekiştireç. Halde öğrencinizi iyi doğrudan bilgi verilmez. İpucu verirsiniz. İpucu. Daha sonra dönüt düzeltme gerçekleştirirsiniz. Dönüt düzeltme gerçekleştirirsiniz. Daha sonra öğrenci sürece katar etkin katılım yaparsınız. Etkin katılım. O yüzden de şimdi bize şöyle soru gelir. Hepiniz arkadaşlar bir yerde çalışıyorsunuzdur ya da çalışırsınız. Bir sıra dershanelerde şöyle hepiniz de yaşarsınız. Hocam geliyorlar bana. Hocam 50 net bu sınavda yaptım. Öbür sınavda da 55 net yaptım. Ama öbür sınavdan sonra benim 50-55'te gidip geliyorum. Hiçbir şekilde artışım olmuyor diyor. O yüzden de artışının olmamasının tek nedeni biz bunu öğretim hizmetinin niteliğini değiştirmeliyiz. Arkadaşlar bak yani sınavda ilerleyemiyorsa öğrenci soru da böyle geliyor işte. Sınavda ilerleyemezse arkadaşlar ilerleyemezse yani ne akademik özgüven yani duyusal giriş ne de bilişsel giriş işimize yarar bizim. Bir öğretmenin yapması gereken sınavda ilerleyemezse biz yapması gereken öğretim hizmetinin niteliğini değiştirmektir arkadaşlar. Hizmetinin niteliği değişmeli. Niteliği bunu gözden geçirmeli. Şimdi şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Bir de şöyle geliyor bize. O zaman dönütler. Dönütler çok önemli. Dönüt. Dönüt türleri var. Bak size benden bir kolaylık olsun. Dönüt türleri arkadaşlar. Türleri. Yani öğrenciye dedim ki bunun tam öğrenme modelinde bilişsel giriş davranışları yüzde kaç etkiler? Yani siz dediniz ki %50 etkiliyor hocam. Yani ben şöyle dersem cevabın doğru dersem cevabın doğru. Hadi bunun cevabı arkadaşlar teyit edici geri dönüt olur. Teyit edici geri dönüt olur
geri dönüt arkadaşlar. Dönüt. Şimdi teyit edici geri dönüt olur. Cevabın doğru dedim. Ama şöyle olursa arkadaşlar. Yani yine dedim ki bu defa duyusal giriş davranışları. Duyusal giriş davranışları nelerdi diyorum. Giriş davranışları nelerdi arkadaşlar. Bana şöyle derse öğrenci. Hocam Ati diye Ali diye kodladınız derse. Ali diye kodladınız. Ali dedi. Bak Ali. Ali dedi. Oysa ki ben Ali diye bir şey demedim arkadaşlar. Yani Ali. Ati demesi gerekirdi. O zaman ben şöyle dersem. Cevabın yanlış. Cevabın arkadaşlar. Yani yanlış dersem. Cevabın yanlış. Şimdi size kolayını göstereceğim arkadaşlar. Yani cevabın yanlış dedi. Yanlış. O yüzden de arkadaşlar cevabın yanlış, doğrusu şöyle dersem, doğrusu arkadaşlar, yani ati dersem, akademik özgüven, tutum ve ilgi dersem, bu arkadaşlar bunun adına düzeltici geri dönüt denir. Düzeltici geri dönüt arkadaşlar, geri dönüt. Ama şöyle dersem eğer ben arkadaşlar, yine sordum ben. Öğrenci Ali dedi. Ali dedi. Hadi Ali dediyse arkadaşlar, şöyle dersem cevabın yanlış dedim bak. Cevabın yanlış. Hadi cevabın yanlış dediysem ben öğrenciye arkadaşlar, yani buluma bir çalış dersem, yani buluma çalış dersem arkadaşlar, çalış, yani cevabı yanlış olduktan sonra problemin nerede olduğunu söylersem ben, problem nerede olduğunu söylersem, bunun adı hani doktora gittik de doktor bey neyim var diye sorduğumda bunun adına teşhis edici geri dönüt denir arkadaşlar. Edici geri dönüt denir. Yani problemin nerede olduğunu öğrenciye söylüyoruz. Teşhis edici geri dönütte. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Yani bu defa öğrenciye yine sordum ben. Öğrenci bu defa dedi ki ati dedi. Akademik özgüven, tutum ve ilgi dedi arkadaşlar. İlgi. Yani akademik özgüven, tutum ve ilgi. Ben şöyle dersem, cevabın doğru dersem arkadaşlar bak. Cevabın doğru dersem, doğru. Hadi evet dersem, şöyle de örnek verirsem, yani özgüven bu defa açıklıyorum ben, özgüven işte, yani matematikten hoşlanma arkadaşlar, matematikten hoşlanma, ilgi, hoşlanma. Daha sonra işte öğretmen eğlenceli anlattı. Yani senin tutumun değişti dersem, cevap doğru olursa arkadaşlar, böyle örnek verirse öğretmen, bunun adı eklemleyici geri dönüttür. Eklemleyici geri dönüt olur arkadaşlar. Bize soru geldi, böyle soru. Yani öğrenci doğru cevap verdiyse, doğru yanlış dersen arkadaşlar, teyit edici olur. Ama cevap yalnızca öğrenci doğru deyip de öğretmen de örnek verip örnekle desteklerse eğer, öğrencinin cevabı doğru olursa başka hiçbir şey eklemleyici geri dönüt olmaz. Bakın arkadaşlar, düzeltici geri dönütte öğrencinin cevabı yanlıştır arkadaşlar. Yani teşhis edici geri dönütte de öğrencinin cevabı yanlıştır ve arkadaşlar, bir de mesela öğrenci yine Ali dedi. Yani Ali dedi. Ben şöyle dersem eğer, cevabın yanlış. Cevabın yanlış arkadaşlar. Yanlış. Şöyle dersem doğrusu arkadaşlar. Doğrusu ati dersem, yani cevabı ati dersem. O yüzden de ben örnek verirsem hani İşte eğlenceli etkinliklerde ders anlatıyoruz. Eğlenceli etkinliklerle
dersi anlatıyoruz arkadaşlar. Dersi anlatırız. İşte o zaman tutumu değişir. Tutumu değişir. Değişir. Kendine olan güveni gelir. Özgüven. İşte dersem ben arkadaşlar. Yani bunun adına uzun cümle kurarsam bunun adına açıklayıcı geri dönüt denir. Açıklayıcı geri dönüt. Arkadaşlar dönüt türlerini eğer bilmiyorsanız dikkat ediniz. Bakınız bunun pil noktası var. Ha, Şule Hoca demişti arkadaşlar. O yüzden de Şule Hoca demişti. Ne demişti Şule Hoca? Arkadaşlar yani cevap doğru olursa eğer açık ya iki şey vardır. Ya arkadaşlar teyit edici ya da açıklayıcı. Halde doğru yanlış dediyse teyit edici onun içinde yanlış var. Arkadaşlar doğru yanlış ama yalnızca bunda doğru olursa öğrencinin cevabı zaten öğretmen ek örnekler desteklerse bunu bunun adına açıklayıcı geri dönüt denir. Şimdi sizden sormak istiyorum bakalım. Öğrenmiş misiniz? Pekiştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani ben dedim ki Carroll'ın okulda öğretim modelinde yetenek öğrencinin yetenek nedir dedim. Siz de dediniz ki öğrencinin öğrenmeye ayırdığı gönüllü zaman dediniz. Ben de dedim ki cevabınız doğru. 40 dakika gibi bir zaman tanırsak öğrenciye, öğrenci ayırırsak konuya, öğrenci ayrılan bu sürede ihtiyaç duyduğu zamanda bu konuyu öğrenir dedim. Hangi geri dönüş olur bu? Bekliyorum yazın. Bekliyorum. Eklemleyici oldu. Çok iyi. Harika. Açıklayıcı değil Özgeciğim bak şimdi. Arkadaşlar açıklayıcı da yanlış olması lazım. Oldu mu? Açıklayıcı da. Hani cevabınız doğru dedim. Yani yetenek dediniz. Eklemleyici. Bak şimdi öğrencinin öğrenmeye ihtiyaç duyduğu zaman nedir dedim. Size dediniz ki yetenektir dediniz. Ben de dedim ki cevabınız doğru. Yetenek. İşte öğrencinin öğrenmeye duyduğu ihtiyaç duyduğu zaman 40 dakika olabilir. İşte konuyu öğrenmeye duyduğu bu zamana biz yetenek diyoruz dedim. Eklemleyici oldu. Peki şöyle olsa, şöyle dersek eğer arkadaşlar, Bloom'un tam öğrenme modelinde öğretim hizmetinin niteliği arkadaşlar hangisidir dedim. Siz de dediniz ki bana kebap dediniz. Ben de şöyle dedim. Yanlış, kebap olmaz. Bloom pidecidir. Onda pide var. O yüzden de pekiştireç, ipucu, dönüt düzeltme. Öğrencinin cevabı yanlış olup da çok iyi, uzun uzun cümle kurarsak nasıl bir geri dönüt yapmış oluruz? Tekuzemlilerim nasıl geri dönüt? Açıklayıcı olur tabii ki. Peki şöyle dersem çok iyi. Şöyle dersem eğer arkadaşlar tam öğrenme modelinde bilişsel giriş davranışları yüzde kaç etkiler dedim. Siz de dediniz ki %25 etkiler. Ben şöyle dersem yanlış %50 etkiler. Bu kadar dedim bıraktım. Nedir bu arkadaşlar? Teyit edici, güzel. Teyit edici mi yoksa düzeltici mi? Düzeltici. Yani şöyle deseydim cevabın yanlış deyip bıraksaydım teyit edici olurdu. Ama bak cevabı %25 dedi arkadaşlar. Ben de dedim ki %25 değil %50'dir düzelttim. Düzeltici geri dönüt. Ama şöyle deseydi Bloom'un tam öğrenme modelinde bilişsel giriş davranışları yüzde kaç etkiler diye sorsaydım %25 etkiler deseydi yine yanlış olsaydı cevap. Ben şöyle deseydim cevabın yanlış sustum. Bitti. Ne olurdu? O zaman teyit edici olurdu. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi Bloom sorularından korkmayın arkadaşlar. Bloom soruları çok kolay oluyor böyle. Bakın dönüt türlerinde kafama kentsel dönüşümler. Yani arkadaşlar şöyle alıyorum ben. Eylül'cüğüm anlaşıldı mı? Öğrendiniz mi canlarım? Oldu mu burada arkadaşlar? Yani dönüt türleri. Dönüt türleri arkadaşlar. Baktık, şöyle alıyorum ben. Yani düzelteceğiz.
pekiştiriç, ipucu, dönük düzeltme, etkin katılım. Şimdi buradan öğrenci giriş, bilişsel giriş davranışları, duyusal giriş davranışları, bir de öğrenme ürünleri var arkadaşlar. Eylül'cüğüm öğrendin mi ne olduğunu? Sen onu söyle bana. Evet, öğrendin mi? Yani dershanedesin, deneme sınavların ilerlemiyorsa değiştirmen gereken şey neymiş? Bir öğretmen olarak öğretim sürecinde pideyi değiştiriyorsun. Pekiştiriç, ipucu, dönük düzeltme, etkin katılım. Bunları düzelteceksin. O yüzden de burada ünitenin işleyişi var arkadaşlar şöyle. Öğrenci nitelikleri, bilişsel giriş davranışları, duyusal giriş davranışları. Yani ön öğrenmeler, hazır buluştuk. O yüzden de yaptık. Gerekli ön şartlardır. Bilişsel giriş davranışları, ön öğrenme, hazır buluştuk, öğrenme stilleri, duyusal giriş, istek, akademik özgüven, yani ilgi tutum, öğrenci giriş davranışları, diagnostik testlerle tanımladık arkadaşlar. Öğretim hizmetinin niteliği, pekiştiriç, ipucu, dönüt düzeltme, etkin katılım, pide oldu arkadaşlar. Formatif testlerle biz süreci izliyoruz arkadaşlar. Öğrenmede kullanılan bütün pekiştiriçler aynı zamanda bir dönüttür. Öğrenme ürünleri bilişsel başarı, öğrenme hızı, duyusal yapıdaki değişiklikler. Yani öğrencinin öğrenme ortamına getirdikleri girdidir arkadaşlar. Yani bilişsel giriş ve duyusal giriş davranışlarını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Öğretim hizmetinin niteliğiyle derste bunları artırıyoruz. Daha sonra da öğrencide değişiklikler oluyor. Bunlar öğrenme ürünleridir arkadaşlar. Bunları da %70 hedef davranışımız, bunu da summatif testlerle ölçüyoruz. Ön koşul davranışlara sahip olma düzeyi, testin, diagnostik testin uygulanması, üniteyle ilgili yeni davranışların kazanılması, yani öğretim kazanılması arkadaşlar. Hedef %100 dediğimiz gibi. Eğer öğrenememişse, %70 hedef olmamışsa, tekrar öğretim var. Birebir öğretim var. Tudor destekli öğretim var. Bireyselleştirmiş öğretim var. Keller planını uyguluyoruz arkadaşlar. Küçük gruplarla öğretim var. Bireyselleştirmiş temelde. Bilgisayar destekli öğretim var. Akademik oyunlarla öğretiyoruz. Ek kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretiyoruz. Ek öğretime kalan öğrenciler homojen grup olduğundan birbirlerinden öğrenemeyecekler. O yüzden de işbirliğine dayalı öğrenme yapılamaz Bloom'da. Akran öğretimi yoktur. Ek öğrenme aktivitesi olarak akranlardan öğrenme, işbirlikte öğrenme, yani kullanılması söz konusu bile değildir arkadaşlar. Şimdi bakalım soru örneklerine dikkat edelim. Sizden isteyeceğim. Ayça öğretmen sosyal bilgiler dersinde ülkemizin kaynakları ünitesini işlemeden önce bir planlama yapar. Bu planlama sürecinde önce ünitenin kazanımlarını inceler. Bu ünitenin ön koşul davranışlarını belirlemek için bilişsel giriş testi hazırlar. Bu bilişsel giriş testinin adına ne diyorduk? Tekuzema olarak yazar mısınız? Tanılama Nurbanucuğum. Bir diğer adına ne diyoruz? Diagnostik testler, tanılama testleri. Halde belirlemek için bilişsel giriş testi hazırlar. Bu testin sonuçlarına göre öğrencilerde eksik olan ön koşul davranışlarla ilgili tamamlama öğretimi planlar. Öğrencinin tamamının aktif katılımını sağlayacak aktif katılım, pide yani etkinlikler düzenler. Bir ünitenin işlenmesi bittikten sonra öğrenciye uygulayacak izleme testi. Ne hangi testi izler öğrencileri? Hangi testi izliyoruz? Formatif testler. Formatif testler. İzleme testi hazırlar. Herhangi bir öğrenme eksikliğine ya da yanlışlığa yönelik ek öğrenme, öğretme etkinliklerinin neler olacağına karar verir arkadaşlar. O yüzden de yani karar verir. Bu örnekte Ayça öğretmenin hangi öğrenme yaklaşımının işlem basamaklarını izlediği söylenebilir. Tam öğrenme, %100
tam öğrenme modeli. Bloom arkadaşlar. Şimdi diğer soruya bakalım. Tam öğrenme modelini uyguladığını iddia eden özel bir öğretim kurumu kayıt yaptıran öğrencileri düzey belirleme sınavına almış ve sınav sonunda öğrencinin seviyesine göre sınıfları oluşturmuştur. Yapılan bu sınav sonrası oluşturulan sınıfların takip eden sınavlarındaki başarıları ve sınıflar arası başarı farklılıkları aynı düzeyde seyretmektedir. Bir öğrenci birisi çocuğunun başarısında bir değişiklik olmadığını, hep giriş sınavında aldığı puan düzeyinde puanlar aldığını belirtmekte, bunu yönetimle tartışmaktadır. Halde ilerleme olmuyorsa deneme sınavlarında ne yapıyorduk canlarım? Neyi değiştiriyorduk sınıfta? Söyler misiniz bana? Bekliyorum. Hadi. Çok iyi. Harika. Eyüp Hoca harika. Başakçım harika. İremcim harika. Harika. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Harika. Kübracığım çok iyi. İremcim çok iyi. Harikasınız. Bu işi kavradınız. Sibel'cim çok iyi. Harika. Eylül'cüm çok iyi. Harikasınız. Evet, çok iyi. Harika. Öğretim hizmetinin niteliğini yani yazdı arkadaşlar. PİDE'yi gözden geçiriyoruz. Yani pekiştireç, ipucu, dönüp düzeltme, etkin katılım. Zaten çocuk bu süreç içerisinde dersi tam öğrenir. Şimdi bakalım. Tam öğrenme modeli dedik arkadaşlar. Yani düzey belirleme sınavına göre öğretim hizmetinin niteliğini düzenlemedir arkadaşlar. Eylül'cüm doğru cevap Edirne oldu mu? Doğru cevap Edirne. Eylül'cüm benzer soru oldu mu? Benzer soru. Çıkmış sorular, soru değil benzer soru. Bakıyoruz. Hadi gelin. Evet. Öğretim hizmetinin niteliğini belirlemede önemli bir yeri olan ipucu, pekiştirme, katılım, dönüt ve düzeltme hangi öğrenme modelinin temel öğelidir? Evet Ceyhan tam öğrenme. Geçiyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyisiniz. Evet tam öğrenme. Şimdi arkadaşlar öğrenciler öğretmene ilk derste geçen yıl bu dersi alan arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok kişinin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğini dönem başında belli olduğunu duyduklarını, bunun da öğrenmelerini etkilediğini söylemiştir. O zaman ön yargılı var mı? Yani etkilenmiş bu öğrenciler. Harika Nurbanucuğum. Evet Eyüpcüğüm harikasınız. Yani duyusal giriş davranışları çocukların akademik özgüveni düşmüştür. Yapabileceğini olancı düşmüştür. Arkadaşlar harikasınız. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi dış koşullar deyince iç koşullar nedir? Dış koşullar nedir? Soru kalıplarında iç koşullar dersi öğrenci öğrenme ortamına getirdikleridir. Ya bilişsel giriş davranışları ya da duyusal giriş davranışlarıdır. Ama dış koşullar dersi PİDE'yi alacaksınız. Oldu mu arkadaşlar? PİDE, pekiştireç, ipucu, dönüt düzeltme, etkin katılım. Gelin bakalım dış koşullar. Bize ne diyor? Belli bir zaman içinde öğrenci etkileme gücünde olan dış koşullardan biri değildir. Dönüt, ön koşullu öğrenmeler, işaret ve açıklamalar, pekiştirme diyor. Harikasınız ya. Vallahi çabuk öğrendiniz. Harikasınız. Bravo size. Arkadaşlar, bravo size. Bak, iç koşullar, dış koşullar. Arkadaşlar, iç koşullar, dış koşullar. Şimdi bakalım. 2014 benzeri soru arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi tam öğrenme modelinin öğretim hizmetinin niteliği aşaması uygulamalarındandır. Öğretim hizmetinin niteliği. Yani neyi arayacağız? PİDE'yi arayacağız. A. Öğrencilere cevapların doğru veya yanlış olduğu söylenmesi. Hemen yazın. Nedir bu? Doğru ya da yanlış olduğu söylenmesi. Neydi bu? Dönüt. Nurbanucuğum yazdı. Dönüt. Halde öğrencinin öğrenecek konuyla ilgili eksikliklerin belirlenmesi. Eksikliklerin belirlenmesi nedir arkadaşlar? Nedir? Eksikliklerin belirlenmesi. Giriş. Evet.
öğrenci konuyla ilgili eksikliklerinin giderilmesi. Bu da bilişsel giriş davranışları. Öğrencinin kendine olan güven duygularını geliştirici açıklamalar yapılması. Duyusal. Öğrencinin derse ilgilenecek bir yönelik etkinlikler yapılması. Duyusal. O zaman doğru cevap ne oldu? Aa, cansın Eren'cim. Teşekkür ediyorum. Eren'cim sağ ol, var ol. Sağ ol, var ol Eren'cim. O yüzden de öğrendik mi canlar? O yüzden de harikasınız Sibel'cim, Kübra'cım. Yazdı hemen. Harikasınız. Evet Nurbanlı'cım. Harika, Burak'cım harika. O yüzden de arkadaşlar, yani öğrencilerin cevapların doğru veya yanlış olması pidedir. O zaman pide öğretim hizmetinin niteliğinde var. Öğrenme sürecini gerçekleştirirken pideyi gözden geçiriyoruz. Hadi öğrencimiz öğrenme ortamına aklını getiriyor, öğrenme hızını getiriyor, yüreğini getiriyor. Aklını getiriyorsa arkadaşlar, aklını getiriyorsa bilişsel giriş davranışları, yüreğini getiriyorsa duyusal giriş davranışları. Biz bunları değiştirebiliriz. Öğretim hizmetinin niteliğini uyguluyoruz süreçte. O halde daha sonra öğretim hizmetini uyguladıktan sonra niteliğini, öğrenme ürünleri ortaya koyuyoruz. O halde biz bunları diagnostik testlerle ölçüyoruz. %70 ise tam öğrenme diyoruz. Canlar, anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Oldu mu? Şimdi Bloom'un tam öğrenme modeli arkadaşlar. Bloom, Bloom, Bloom. Tam öğrenme. Bakın ne kadar kolay oluyor arkadaşlar bu. O yüzden Skinner'ın programlı öğretim modeli var. Evet, çok teşekkür ediyorum Başak'cığım. Skinner'ın programlı, bu kebaptan hoşlanıyor. Ben diyor kebapçıyım. Ben edimsel koşullanma içinde yer alıyorum. Halde Skinner'ın programlı öğretim modelinde arkadaşlar, yani bunda kebap var. Küçük küçük adımlar. Etkin katılım. Bireysel hız. Anında dönüp ve düzeltme. Bir başarı var. Halde Bloom pideci, bu kebapçı, bunun kebabı var arkadaşlar. O yüzden de programlı öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik getirmiştir. Programlı öğretim, öğrenme malzemesinin öğrenciyi son amaca ulaştıracak basamaklar biçiminde düzenleniyor. Yani öğrencinin öğrenmeye aktif olarak katılmasını istiyoruz arkadaşlar. O yüzden de onun için programlı öğretime dayalı ilkeler kebap, kebap, kebap. Küçük adımlar, kebap, kebap, kebap arkadaşlar. Yani küçük adımlar, öğretiye konu basitten karmaşağı bölüyor. Aralarda pekiştireç kullanıyoruz. Yani bu bizim edimsel koşullanmadaki, evet yavaş yavaş kebap hazırlıyor. Aynen öyle. Nurbanlıcığım çok güzel. Aşamalı aşamalı. Küçük adımlar, küçük adımlar. Minnak minnak, kedi patisi gibi. Aralarda basitten karmaşağı bölüyoruz. Aralarda pekiştireç kullanıyoruz. Yani bölme işlemini öğreteceksin çocuğa. Önce sayıyı öğret diyor. Öğrenince aferin de. Sonra toplamayı öğret. Aferin de. Sonra arkadaşlar çıkartmayı öğret. Arkadaşlar aferin de. Daha sonra çarpmayı öğret. En zor hedef bölme. Halde bölmeyi öğrettiğinde yavaş yavaş, adım adım arkadaşlar. Yani adım adım öğrensin. Buna küçük adımlar deniyor. Küçük adımlar, küçük adımlar. Basitten karmaşağa doğru böldük arkadaşlar. Sonra etkin katılım. Etkin katılım evde başlar diyor Skinner. Neden? Öğrenci öğrenme sürecine hazırlıklı gelmesi gerekiyor. Yani özet çıkaracak, not tutacak, öğrenme sürecine aktif katılacak. Yani program öğrenci içerik hakkında soru sorar. Öğrenci de bu sorulara cevap vererek etkin katılır arkadaşlar. O yüzden de yani program etkin katılım ilkesinde arkadaşlar. Yani öğrenci aktif olacak ve hazırlıklı olsun ki sorulan sorulara
cevap verebilsin. O yüzden de başarı öğrenciye yöneltecek sorular konuyla ilgili olmalı. Öğrencinin düzeyine uygun olmalı. Öğrenci başaramadığı zaman diğer konu birimine geçemez. Başaran öğrencilere pekiştireç verilir arkadaşlar. Anında dönüt, burada da geldi dönüt. Burada da dönüt türleri var. O yüzden de şöyle söylersem ben, tam öğrenme modelinde öğretim hizmetinin niteliği neydi? Kim yazar? Baktım. Öğretim hizmetinin niteliği neydi? Pide. Cevabınız doğru dedim, bıraktım. Ne olur bu? Cevabınız doğru. Ne olur bu? Teyit edici. Harika. Harika. Teyit edici. Harikasınız. Oo, Fatoş'um yazdı Sibel'cim. Harikasınız. Peki şöyle deseydim. Skinner'ın programlı öğretim modelinin basamakları nedir desem. Pide deseydiniz cevabınız yanlış. Çünkü Skinner'ın programlı öğretim modelinde kebap var deyip de böyle bir şey söyleseydim ne olurdu bu canlar? Yanlış olunca. Cevabınız yanlış. Düzeltici olur. Fatoş'um yazdı. Düzeltici. Düzelttim. Yani düzeltici olur. Peki şöyle deseydi. Düzeltici olur. Evet. Skinner'ın programlı öğretim modelinin aşamaları nelerdir? Dediniz ki bana kebap. Cevabınız doğru. Çünkü küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, anında dürüst düzeltme var dersem. O zaman ne olur bu? Harikasınız. Eklemleyici olur. Doğru oldu çünkü. Bir de açıklama getirdim. Eklemleyici. Bir de açıklama getirdim. Evet doğru. Doğru. Çok iyi. Harika. Peki şöyle olsaydı. Skinner'ın programlı öğretim modelinin aşamaları. Arkadaşlar siz deseydiniz ki pide olmaz. Cevabınız yanlış. Halbuki pide olmaz. Skinner kebaptan hoşlanır. Çünkü küçük adımlar, etkin katılım, uzun uzun cümle kurdum artık. Ne yaptım ben? Açıklayıcı. Açıklayıcı, açıklayıcı, açıklayıcı. Harikasınız ya. Bu işi kaptınız vallahi. Oldu bu iş. Açıklayıcı, açıklayıcı. Peki şöyle olsaydı. Cevabınız yanlış. Skinner'ın programlı öğretim modelini bir gözden geçirin. Oraya bir bakın. Probleminiz orada dersem. Harikasınız. Teşhis edici oldu. Harika. Yiğit'cim yazdı. Yiğit'cim yazdı. Harika. Evet, Fatoş'cum yazdı. Harikasınız. Evet, evet, evet. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oldu bu iş. Oldu bu iş, oldu bu iş. Öğrendi bunlar. Oldu bu iş. Harika. Elif'cim harika. Şimdi arkadaşlar, yani bireysel hız ilerleme öğrencinin kendi ilgi yeteneğine göre hızını ayarlamasıdır arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum Fatoş'cum. O yüzden de ilgi yeteneğine göre hızını ayarlamasıdır. Her öğrenci kendi hızına göre ilerler. Bilgisayar makinelerini öneriyor bu defa arkadaşlar. O yüzden de diyor ki bilgisayar makineleri ne diyor? Öğrenirse öğrenci kendi hızına göre diyor ilerler diyor. Tekrar tekrar konuyu öğrenir diyor. O yüzden de herkes kendisiyle yarışır. Bu sayede ekonomik de olur diyor arkadaşlar. Programlı öğretimin avantajları zaman bakımından ekonomiktir. Bireysel farklılıklar dikkate alınır. Öğretimi bireyselleştirir. Öğrencinin aktif, teşekkür ediyorum Burak'cığım, aktif katılımını sağlar. Anında dönüp düzeltme ve pekiştireç verir. Anlaşılmayan konuların tekrarına imkan verir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine zaman kazandırır. Programlı öğretimin sınırları da var ama her derste konuya uygulanmaz. Sentezi zorlaştırabilir. Sosyalleşmeyi engeller. Arkadaş yok. İnternetten çalışacak. Ya bilgisayardan çalışacak. Kullanım araçları maliyetli bilgisayar 10 bin lira olmuş. O halde en ucuz bilgisayar pahalı. Bireysel farklılıkları belirginleştirir arkadaşlar. Yani bireyselleştirmiş öğretim planı keller. Korkmayın bu dersten arkadaşlar.
Oldu mu? Bu dersten korkmayın kesinlikle. Şimdi keller. Kellerle ilgili şöyle bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar bakınız. Keller planı. Hani deniyor ya, keller bir tarafa, körler bir tarafa. Arkadaşlar. Yani kelin neye ihtiyacı var, körün neye ihtiyacı var deniyor ya. Anlatılır ya öyle. O yüzden de bizim bunu anlatmamızın sebebi kellerde gruplar homojen olacak diyor. O yüzden de yani homojen grup yap diyor. Şimdi bunu şöyle aklında tut keller planına. İngilizce öğrenmeye gideceğiz. Bir dershaneye yazıldık arkadaşlar. Yazılınca bize bir sınav yapıyorlar diagnostik testlerle. Kimi elementary'de kalıyor, kimi beginning'de kalıyor arkadaşlar. Düz değil. O zaman yani beginning'de ve elementary'de olanları aynı sınıfa koyuyorlar İngilizce öğretiminde arkadaşlar. O yüzden de yani o yüzden bunu böyle anlatan arkadaşlar, keller bir tarafa, körler bu tarafa arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Ebru'cuğum. Keller bir tarafa, körler bir tarafa diye ayırmaların sebebi bu zaten. Yani ayırıyor onları. Kimin neye ihtiyacı varsa onu öğretecek. Yani beginning'de olana İngilizceyi beginning düzeyinde, elementary'de olanı elementary düzeyinde başlayacak. Gruplar gayet homojendir. O yüzden kelleri bir tarafa, körleri bir tarafa, homojen grup yap diyor arkadaşlar. O yüzden de öyle, bu arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Elif'im. Elif'im öyle der bana. Arkadaşlar pederecim Elif'im. Arkadaşlar bakın şimdi canlar, dikkat ediniz arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki biz bundan ilk kez özel eğitime ihtiyacı olan bireylere uygulanmış keller planı. BEP unutmayın, ona özgü program, onun düzeyine özgü program. Yani neye ihtiyacı var? O çocuğa özgü program. O zaman bireyselleşmiş eğitim programı deyince, keller deyince aklımıza BEP gelecek. Özel eğitime ihtiyacı olan. Aklımıza arkadaşlar yani İngilizce kursları gelecek. Burada hedef %90. Bloom çok masumdu. Dedi ki o %70 olmazsa geçemiyoruz bir sonraki üniteye. Burada ise hedef %90. Çok yüksek bir hedef var burada. Yani öğrenci 10 sorudan 9'unu bilmek zorunda arkadaşlar. Yani geçemiyor diğer türlü. Mümkün değil. O yüzden de öğrenci arasındaki öğrenme ve bireysel farklılıkların giderilmesi ve her öğrencinin kendi hızına göre öğretim yapmasını esas alıyor arkadaşlar. Yani keller planı özellikle öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle ilgilenmede çok etkili. Dedim ben özel eğitim. özel eğitim. Arkadaşlar yani temel amaç bireysel farklılıklar. Bu farklılıktan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi, öğrencinin sahip oldukları özelliklere göre homojen, benzer özellikler, öğrencilerden oluşan sınıflar, gruplar oluşturuyoruz. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur gerçekten de. Her öğrenci kendi hızına göre ilerler. Zaman açısından tam öğrenmeden daha ekonomiktir. Alt düzey hedef davranışlarını kazandırmasında etkilidir arkadaşlar. Yani geçme notu yüksek tutulmalıdır. %90 oranında başarı. 10 sorudan 9'unu yapmak zorunda öğrenci arkadaşlar. Şimdi temel derslere ait konular ünitelere bölünüyor arkadaşlar. Öğrenci üniteyi sırasıyla başarmak zorunda. Öğrencinin bir üniteden diğerine geçmesi 10 sorudan 9'una bağlı. O yüzden de yani %90 başarı ister. Tam öğrenmede benzerliğidir. Tam öğrenmede %70 en az %70. Yani bu kriteri sağlamayan öğrenci üniteyi tekrarlamak zorunda kalmaktadır. Bu zorlukları aşması için de öğrenciden oluşan yardımcılardan destek alıyoruz. Yani ünitenin sonunda öğrencili bir de son test veriyoruz. Bu testte aynı standart aranıyor. Yani öğretmenin rolü öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini yönetmek ve düzenlemek. Yani 3-4 kişiden oluşan gruplara açıklama yapıyor. Keller planı çalışmaları, dönüşümlü günlük çalışmalar.
grup çalışmaları, düzey geliştirme çalışmaları, beceri geliştirme çalışmaları. Arkadaşlar, canlar, bakın şimdi bunları da basiti var bunların. Bunları da sonra anlatacağım size. Nasıl ki dönüt türlerinde arkadaşlar Eyüp'cim ilk öğretimde mi bunların kullanılmıyor? Zaten bunlar Eyüp'cim ilk şeyde kullanılıyor bunlar. İngilizce'de kullanılıyor özellikle. Maalesef uygulanması gerekiyor aslında. Çok güzel bunlar modeller. Keşke kullansa Eyüp'cim bunlar. Çok iyi olur tabii ki. Ama işte ben inanıyorum ki sizin gibi gençler atandığı anda bunları çok iyi bilecek ve bunları kullanacaksınız. Biliyorum yani. Eğitimimizi başarıya taşıyacak sizlersiniz. O yüzden de gönülden atanmanızı istiyorum hepinizin. Çünkü biliyorum ki bu yeni nesil, jenerasyon çok daha iyi, çok daha dinamik, çok daha enerjik. Bilgi dolu atanacaksınız çünkü arkadaşlar. O yüzden de tabii ki inşallah Burak'cığım. O yüzden yani şey yapmayın arkadaşlar. İnşallah sizler uygulayacaksınız. Oldu mu Eyüp'cığım, Eyüp Hoca? Tamam mı? İnşallah siz yapacaksınız. Yani tabii ki inşallah Eyüp Hoca sizler yapacaksınız. Arkadaşlar, dönüt türlerinin size pratik yollarını gösterdim. Bakın, keller planında pratik yolları var. Onları da zaman doldu arkadaşlar. Evet, size o pratik yollarını göstereceğim ben. Arkadaşlar, ben Şule Hoca. Evet, öpüyorum hepinizi. Örnek bir ders sunumu yaptım size arkadaşlar. Yani aslında ben size şunu göstermek istiyorum. Herkesin zorlandığı arkadaşlar. Yani Gagne'yi göstermek isterim tabii ki. Ama zaman kalmadı. Çok fazla şey göstermek isterim. Kısa püf noktaları var. Arkadaşlar bakın, size 5 şey modelini göstermek istiyorum. Bunlar da çok basit. O kadar basit ki bunlar. Arkadaşlar 5E modeli, 7E modeli, 3E modeli. Bu sene 3E modelinden sonra gelecek, biliyoruz yani. İş birlikte öğrenmeden sonra gelecek arkadaşlar. Yani bunlarla ilgili soruları göreceğiz. O yüzden de yani proje tamamlı öğrenmeden soru gelecek. Gamzeciğim ben de öyle. Teşekkür ediyorum Gamzeciğim, ben de özledim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlardan aktif öğrenmeden %1500 soru bekliyoruz. Aktif öğren, ben ne dersem çıkar. Basamaklı öğretimden öğrenci programı seçer arkadaşlar. Basamaklı öğretimde seçim varsa gidip basamaklı öğretim yaparsın kesinlikle arkadaşlar. Bakın, Kolbün yaşantısal öğrenme kuramı var. Herkes zorlanıyor. Arkadaşlar bakın, benim uzmanlık alanım pederi artı eğitim teorileri. Bütün eğitim programları. Arkadaşlar bakın, Kolbü şuradan aktif yaşantı, bu Piaget'den etkilenmiş, oluşturmuş. Piaget'in duysal motor dönemi aktif yaşantıdır arkadaşlar. Yaparak yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü 0-2 yaşlar duyu motor, yansıtıcı gözlem arkadaşlar işlem öncesi dönemi almış. Çocuklar gözleyerek öğreniyor. Eğer bir soruda Piaget'in sezgisi işlemi var ya, işlem öncesinde sezgilerine dayalı öğrenir diyorsa, yansıtıcı gözlemdir. Somut yaşantı, somut işlemler dönemidir. Soyut kavramsallaştırma, soyut işlemler dönemidir. Soyut işlemlerde bilimsel süreç basamaklarını kullanır arkadaşlar öğrenci. O yüzden de bunlar basittir bak. Piaget'le çözersin bütün soruları arkadaşlar. Dave Kolb'in sorularını. Yani burada şu şekilde yer alır arkadaşlar şurası. Burada bir A var. Arkadaşlar burada bir Y var burası arkadaşlar. Yani şurada bir Y var, şöyle şurası Y, şurada arkadaşlar, şurada da sonra burada D var, sonra burada da arkadaşlar, burada da şey var, arkadaşlar Ö var, burada da Ö var. Bakın, isterseniz yaprak döner deyin, isterseniz arkadaşlar ayran döner diye kodlayın. Kodlamaları var arkadaşlar bunun. Yani ayrıştıran, yerleştiren, değiştiren, özümseyen. Bak, Piaget özümleme
Piaget de var. Piaget çalışmış arkadaşlar kol. Her şeyin bir kolaylığı var. Asla unutmayın. Et Başakçığım, tabii ki devamı gelecek. Böyle ben size basit, bakın kolbi yapamıyorsunuz ama Piaget'i bu dört basamağa yerleştirirseniz yapamayacak hiçbir şeyiniz yok. Bu kadar zor bir konu, bu kadar basitleşir arkadaşlar. Bu kadar basitleşir. O yüzden de yani çocuklar risk alır, psikomotor davranışlarını öğrenirlerse aktif yaşantı. İşlem öncesinde çocuk sezgilerine dayalı düşünür dersem yansıtıcı gözlem. Hadi somut materyaller kullanırız. Çocuklar somut olarak öğrenir dersem somut kavramsallaştırma. Bilimsel süreç basamaklarını kullanıp problem çözer, analitik düşünür dersem soyut işlemler dönemini anlatırsam soyut kavramsallaştırma olur arkadaşlar. Bu kadar basit olur. Et tabii İremcim, tabii o olacak. Büyük ihtimalle olacak. Tek uzem karar verecek buna. Arkadaşlar bana ayrılan süre doldu. Et İstanbul'dan arkadaşlar, İstanbul'dan bağlandım size. Hatta şu anda kurumdayım yani, dersten çıktım. O yüzden de dersten çıktım, size bağlandım. Uzun saatler çalışıyorum. Ben Şule Hoca. Arkadaşlar ben de çok teşekkür ediyorum. Sizin de sabrınıza sağlık arkadaşlar. Ve öğreneceksiniz, emin olun. Korkmayın bu dersten, oldu mu? Ben de çok teşekkür ediyorum Burak Hoca. Evet Elif Hoca, canımsın. O yüzden de teşekkür ediyorum Berra Hoca. Evet Fatoş Hoca, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Başak Hoca, teşekkür ediyorum. Sen de Elif'im, iyi ki varsın. Benim tanıdığım hayatta güzel insanlardan birisin. Teşekkür ediyorum hepinize. Ayrı ayrı kocaman yüreğimden, yüreğimden yüreğinize sevgimi gönderiyorum. Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize ne olur iyi bakın. Kendinize güzel davranın. O yüzden de KPSS zor bir şey değil. Süreç zor ama tip noktaları var. Görüşmek üzere Sibel Hoca. Ayrılıyorum artık. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.